Bu söylediğiniz besinleri kefir gibi, şalgam gibi, boza gibi şimdi herhalde çok fazla tükettiğimizi söyleyemeyiz. Hani kefirin biraz daha değerini belki anlamaya başladık ama bunlarda herhalde bir artış gösterilmesi gerekiyor. Yoğurt mesela özelliğini yitirdi. Eskiden biliyorsunuz yoğurt hani 2 güne su salmaya başlar, birkaç güne ekşir, daha ileri gittiğiniz zaman işte küflenirdi. Şimdi 4 ay boyunca küflenmeyen bir yoğurdun hangi probiyotik özelliğinden bahsedebiliriz ki? Eskiden evlerimizde yapardık yoğurdu ve çocuklarımıza yedirirdik. Hani çok çok uzun bir zaman önce de değil açıkçası. Tabii. Hocam ne söylemek istersiniz yoğurdun özellikleriyle ilgili? Şimdi yoğurtta 2 faydalı bakteri var. Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus adında. Bunlar günü kurtarıyor. Yani bu yoğurtlar koloni yapmıyorlar. Bizim sindirim sistemimizde erişkinlerde 100 trilyon bakteri var. Bunların yaklaşık %90'ının iyi olması gerekir. Yani diğer %10 kötüleri engel olabiliyorlar ve hastalıkları önleyebiliyorlar. Kefirde ise atalarımızın bulduğu kefirde 77 tane faydalı bakteri mantarı var ve bunlar koloni yapıyorlar. O yüzden hani kefir evde yapılırsa binlerce yıldan beri, yaklaşık 2000 yıldan beri bozulmadan gelen, elden ele gelen bu mayayı kullanırsak demin Cem hocamızın söylediği gibi ağır metallere, ağır metallerin toksik etkilerine, kanserojen hücrelerin üremesine, depresyon ve otizm bulgularının hafiflemesine, alerjik hastalıkların engel olmasına ve aynı zamanda bu probiyotikler bizim sindirim sistemimizde K vitamini ve B vitamini üretimi yaparak da bir de interferon üretimi yaparak da özellikle MS'de de koruyucu etkisi var. Biliyorsunuz MS'in de tedavisinde interferon kullanılıyor ama onun da yan etkileri çok fazla. Eğer vücutta C vitamini, askorbik asitle ve kefirle interferon yapılırsa bu hastalığın bile tedavisi mümkün olabiliyor. Evet, kefiri mutlaka sofralarımızda çocuklarımız evet. Özellikle tüketmeli anlamını çıkarıyorum ben burada.